Merhabalar herkese. Merhabalar. Ben bir yandan da konuyu yazıyorum. Herkes hoş geldi. Herkese merhabalar. Ben 2012 mezunlarından Bertu Baloğlu. Kariyer sohbetlerimizin ikincisine hoş geldiniz. Takip etmediyseniz ya da ilk defa görüyorsanız bunların ilkini, bu serimizin ilkini geçtiğimiz pazar günü Seden Mestan ile yaptık 2006 mezunlarımızdan. Ve kendisi Dadanizm diye bir platformun kurucusu ve genel yayın yönetmeni. İkinci kariyer sohbetlerimiz ise 2011 mezunu, yani benim bir üst dönemim olan Kemal Akay ile yapacağız. Kemal Akay kendisi şu anda, birazdan kendisini tanıtır da, Yeydice'da çalışıyor. Ben de şu anda bakıyorum ve gelmiş. Akşamı güzel gidiyordur. Bir yandan da Kemal'in bağlanmasını bekliyoruz. Herkes internette olduğu için birazcık yavaş. Merhaba. Kemal, merhabalar. Duyabiliyor musun? Duyabiliyorum. Evet. Benim de sesim geliyor mu? Ben de duyabiliyorum. Allah'tan kulaklık taktığımı hatırladım. Çantamın içindeymiş. Merhabalar, nasılsın Kemal? Sağ ol. Sen de iyisin Bartu. Evet, sanki yarım saat önce benimle yayın yapmamışçasına. Değil mi? Ben şimdi kısaca girizgah yaptım ama Eko bir tek ben değil mi? Yine tekrardan yayın başından sorayım. Ben de gelmiyor. Ha, tamam, okey, harika. Şöyle, Kemal, bir de kendinden bahsedebilir misin birazcık lütfen? Tabii, yani senin de söylediğin gibi 2011 yılında mezun oldum ben Damdisyon'dan. Sosyal bölümü mezunuyum. Daha sonra Kadir Has Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı bölümünde okudum. 2011 yılından 2014'e kadar. 2014 yılında oradan mezun olduktan sonra IT University of Copenhagen'da, Danimarka'da yüksek lisansım yaptım. Oyun tasarımı ve teorileri bölümü üzerine. Orada yüksek lisansımı tamamladıktan sonra, iki senelik bir yüksek lisans programıydı. Oradaki eğitimimi tamamladıktan sonra da gene Kopenhag'daki Unity Technologies adlı oyun yazılım firmasında, oyun motoru geliştiren yazılım firmasında grafik test mühendisi olarak çalıştım. Unity işte, yani şu an Angry Birds falan muhtemelen birçok kişi duymuştur. İşte Temple Run falan, evet. O tarz oyun veya Pokemon Go, o tarz oyunların yapımında kullanılan bir oyun motoru. Ben de ışıklandırma departmanında yer aldım orada grafik test mühendisi olarak. Yani bazı oyun projelerine orada test verme fırsatım da oldu. Daha sonra yani o Unity zevkli bir yerdi. Fakat en nihayetinde bir yazılım firması Unity. Ve ben daha çok oyun prodüksiyonunda yer almak istemiştim. Daha yaratıcı bulduğum için. Ve yani liseden beri de hayalim o yöndeydi aslında. Bir oyun projesinde yer alabilmek. Ve yani kısmen bir yerde lisedeki hayalimi de gerçekleştirme fırsatı buldum 2018 yılında. Çünkü lisedeyken Need for Speed'in Most Wanted adlı bir oyununa Murat 131 eklemiştim. Ve işte fan sitesi falan hazırlamıştım. İşte dönem arkadaşlarım da bilir. Lise hazırlık lise 1'deyken. Ve daha sonra işte 2018 yılında Need for Speed serisini geliştiren şirkete katılma fırsatım oldu. İsveç'e taşındım 2018 yılında. Göteborg şehrindeydi. Electronic Arts Ghost Games'di. Orada teknik sanatçı olarak çalıştım 2 sene boyunca arayüz bölümünde. Evet, sonra geçen sene Nisan ayında da, Nisan 2020'den itibaren de Stockholm'a taşındım. Buradaki Electronic Arts DICE firmasında çalışıyorum. Battlefield ve işte Star Wars oyunlarını yapan bir firma. Yani Battlefield belki duymamış olsanız da sanırım Star Wars'u duymayan yoktur.
O serileri geliştiren şirket daha büyük bir firma burası. Yani yaklaşık 600'e yakın kişi çalışıyor buradaki firmada da. Ve ben de yani hepimiz evden çalışıyoruz. Ofise sadece bir kere gitme fırsatım oldu benim de. Mart ayında gitmiştim çalışmaya başlamadan önce mülakat gerekçesiyle. O zamandan beri ben de maalesef ofise gitme fırsatım olmadı. Hepimiz evden çalışıyoruz. Ve bu arada da şu an teknik deneyim tasarımcısı olarak çalışıyorum arayüz ekibinde. Harika. Bana bu arada sesin eti geldiği söyleniyor. Zaten Benim sesini kapatmak istiyorsun dedim ama. Şöyle, ben mümkün olduğunca az konuşmaya çalışacağım eti olduğu için. Kısa bir şey anlatmak istiyorum sadece. Benim o Kemal bilgisayarda olan İsviçre'yle önerilebilirim. Cesim düzenlediği bir şey vardı, workshop vardı. Tabii evet, lise 2'deyken yazmaya başlamıştım ben kitabı ve işte 2010 yılında çıkmıştı. 26 Ocak 2010 yılında DirectX ile oyun programlama adında bir kitap yayınlamıştım. Ve yani halen daha bence en başarılı ürettiğim çalışmalardan biri o. Çünkü yani işte zaman zaman başka lise öğrencilerinden de mesaj alıyorum. Hani heves veya ilham oluyor başka öğrencilere oyun programlamaya öğrenmesi için. O da çok tatmin edici bir duygu tabii ki. Yani içeriye dönüp baktığımda aslında çok memnun olduğum bir çalışma değil. Benim de vakti zamanda amatör olarak öğrenmeye çalıştığım bir konuydu ama sektörde daha o zaman hiçbir Türkçe kaynak yoktu. Yani oyun programlama üzerine çıkmış üçüncü kaynaktı. Diğer önceki ikisinden daha kapsamlı bir çalışma yapmaya çalışmıştım ben kendimce. Ve yani tabii ki lise öğrencisi olarak limitli bilgim, sınırlı bilgim vardı benim de tabii ki ama elde ettiğim deneyimi mümkün olduğunca kitap ile aktarmaya çalışmıştım. Ve işte yani zaman zaman dediğim gibi böyle başka gençlerden mesaj alıyorum. Hani kitabın kendisi belki çok büyük bir yere taşımasa da ilham oluyor. Yani o yaşta öyle bir şey yapılabileceğini göstermiş olduğumuz için. Ve işte dolaylı olarak belki Türkiye'deki oyun sektörüne de bir katkısı olmuş oldu. Çünkü yani yok denecek kadar azdı ben lisedeyken. Türkiye'deki oyun sektörü yani ekonomik olarak da çok küçüktü, çok dardı. Ve zaten yurt dışına çıkma sebebim de asıl bu. Yani pek fazla istihdam imkanı bulunmadığı için Türkiye'de ben de yurt dışına açıldım. Yani üniversite bölümü de yoktu lisans düzeyinde. Yüksek lisans falan belki vardı. Yeni yeni ODTÜ'de işte İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde falan okunmaya başlıyordu. Ama yani lisans düzeyinde yoktu ben başladığımda. Ve ama işte son dönemde güzel gelişmeler de oldu. İşte kısaca sana da bahsettik Bartu. İşte son dönemde geçtiğimiz sene işte Peak Games adlı firma 1,8 milyar dolara satıldı. Ki yani işte Türkiye'nin işte tarihindeki ilk unicorn, yani Silikon Vadisi terminolojisiyle ifade edecek olursak Türkiye'den çıkan ilk unicorn firması bir oyun firması oldu. Yani unicorn firma da 1 milyar dolar üzerinde satışa satılan firmalara o sıfat veriliyor. Ve bu işte oyun firması oldu. Hemen ertesinde başka oyun firmaları da satıldı. Yani sırf bu Peak Games değil, bunun haricinde Gram Games yaklaşık bildiğim kadarıyla 300 milyon dolara satıldı. İşte Rollic Games var, 160 milyon dolara falan satıldı. Yani çok büyük meblağlar. Ve yani böyle yavaş da olsa bir ekosistemin oluştuğunu görmek güzel oluyor. Ve işte hatta bu firmalardan birinde çalışan biri de bana tekrar mesaj atmıştı daha sonra. Kendisi de işte benim kitabımı okumuş zamanında. Yani benim direkt olarak bir katkı olmasa da hani dolaylı yoldan böyle ilham olmak sevindirici bir şey tabii ki.
Muhteşem, muhteşem. Peki senin bu mesleği bitirenlere, şu anda gerçi aramızda daha çok mezunlar var ama yeni mezunlar olabileceğini düşünerek tavsiyelerin olur mu? Ya benim işte yakın çevremde de söylediğim herkese bir söz var ve yani bu tarz soruyu soranlara da benzer cevap veriyorum. İşte hani Montaigne'in yine lisedeyken okuduğum bir sözde yanılmıyorsam hani Montaigne'in çok güzel bir sözü vardır. Rotası olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diye. Yani işte herkes önce ne yaptığını iyi, kendini iyi tanıması gerekiyor. Yani ne yapmaktan hoşlanıyorum? Yani bu sorunun cevabını birey olarak herkesin kendince verebilmesi gerekiyor. Yani benim en büyük avantajım da belki de oydu. Daha hani işte lisedeyken ne yapmaktan hoşlanıyorum bunu öğrenme fırsatım olmuştu. Ve yani liseden beri de hep aynı disiplinde uzmanlaşmaya çalıştım. Ve yani hani şey hani oyunlar dediğimiz zaman daha böyle sınırlayıcı bir şey de gelebilir ama hani oyun sektöründe benim en çok hoşuma giden yönü multidisipliner olması. Yani buradan şeyi farkını da koyalım. Hani oyun oynamak ayrı bir şey, oyun yapmak ayrı bir şey. Yani yemek yemek veya film izlemek gibi değil mi? Yani sinefil olan birisi iyi film çekecek diye bir şey yok veya kitap kurdu olan birisi iyi bir yazar olacak diye bir kaide yok. Aynısı ya yani oyunlar için de geçer. Ben çok fazla oyun oynayan birisi değilim. Yani en son 2006'da FIFA falan oynamayı bırakmıştım ben de. Yani çocukken oynadık ama sonradan işte daha çok yapımına yöneldim ben de ve yani şey işte işin için yaptığımız oyunun türüne göre değişiyor tabii ama hani oyunlar da sinema gibi değil mi? Yani sinemaya da baktığımızda işte Türkiye'deki örneklerden gidecek olursak işte Recep İvedik de var popüler olarak veya işte Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri de var aynı coğrafyadan çıkan. Aynısı bir kısmen oyunlar için de geçerli. Tamam böyle çok şey oyunlar da var. Popülist olan diyelim. Savaş oyunları en popüler türdeki oyunlar. Ama daha böyle işte sanatsal derdi olan yapımlar da mevcut oyunlarda. Dolayısıyla hani tek bir çerçevede değerlendirmemek gerekiyor. Ve yani işin içine girince de işte dediğim gibi birçok disiplinin bir arada çalışması gerekiyor. Yani işte ya benim alanımı örnek alacak olursak işte teknik deneyim tasarımcısı olarak geçiyorum. Yani teknik ağırlıklı olduğu için daha yine programlama yönelikli benim şu anda yaptığım iş. Ama işte deneyim tasarım kısmı da var. Mesela şimdi evden çalıştığımız için daha zor oluyor ama işte Göteborg'da çalışırken bizim mesela yani denek demek istemiyorum da şey çağırdık. Dışarıdan kişiler çağırırdık ofisimize oyunumuzu test etmeleri için. Ve işte bir laboratuvarımız vardı. Oyun test laboratuvarımız vardı. Biz orada onları kaydederdik. Yani oyunu anlıyorlar mı? Hem canlı olarak izlerdik oyunla olan etkileşimlerini. Kendimizce notlar alırdık. Daha sonra işte bu test tamamlandıktan sonra kendilerine anket sorusu yollardık. Yani biraz işte değil mi? Psikolog veya psikoloji veya sosyolojiden de biraz anlamanız gerekiyor bu tarz analizleri yapmak için. Yani çok yönlendirici olmaması gerekiyor örneğin sorduğumuz soruların o teste katılan kişilere. Dolayısıyla işte yani biraz psikoloji var, işte biraz programlama var, işte ses tasarımı var, işte oyun için yeni müzikler besteleniyor. Sonra işte ya yani edebiyat, yani hikaye bazlı bir oyun geliştiriyorsanız edebiyat bilimi de var oyunların. Yani yazar olarak çalışan kişiler var. Oyununuz daha simülasyon türündeyse o zaman ekonominin, oyun içindeki ekonominin dengeli olabilmesi için tasarımcıların ekonomiden anlaması gerekiyor. Hatta bazı oyun stüdyoları yani ekonomileri karmaşıksa o sistemi dengeleyebilmek için ekonomist dahil ediyor ekiplerini. Yani gerçekten multidisipliner ve yani halen daha benim de çalışırken hevesli kılan şey her gün farklı bir kişiyle beraber farklı bir disiplinden birisiyle çalışma imkanı oluyor. Yani yeri geldiğinde işte ben de ses sanatçılarıyla çalışıyorum. Yeri geldiğinde animatörlerle çalışıyoruz. Veya işte ne bileyim sırf kameradan sorumlu olan işte oyunun sinematografisini yapan kişiler var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Beraber işte mantığını oturtmak için oyunda yaptıkları kompozisyonları. Dolayısıyla yani şey de var. Hani tüm bunların haricinde
daha proje yönetimi gibi insan ilişkilerinin ağırlıklı olduğu dallar da var. Çünkü proje, yani işte bizim ekipte şu an biraz önce bahsettim, 600 kişi var. Bu 600 kişinin 400'ü tek bir yapım üzerinde çalışıyor. Bu insanların bir şekilde koordinasyonunun da ayarlanması lazım. O da bence kendi içerisinde ayrı bir sanat. Sadece bu kadar çok işi bir arada tutup çalıştırabilmek. Ve yani en önemli şeylerinden biri de belki o. Yani her ne kadar siz bireysel olarak yetenekli olursanız olun, muhakkak bir arada çalışmanız gerekiyor. Yani işte Türkçe'de deriz, belinin sesi var, kelin sesi var. O doğrultuda birisinin sizi yönlendirebilmesi gerekiyor. Yani ve işte deadline'ınız oluyor. Hem işte koordinasyonun verimli olabilmesi için birisinin sizi yönlendirmesi ve doğru şeyler üzerinde çalıştığınızı doğru, yani sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla hani oyun sektörü dediğimizde sırf hani insanlar hani yazılım kısmını falan düşünebiliyor. Öyle değil. Yani her farklı alandan birisine ihtiyaç var. Ve yani hani tavsiye olarak önerebileceğim şeylerden biri, hani biraz önce bahsettiğimiz şeyler haricinde grup çalışması belki de en önemli unsurlardan biri. Yani iletişim, yani maalesef hani ülkemizde biraz kültürel basiretsizlik olarak iletişim zor bir şey olabiliyor. Ama yani piyasada da çalışırken bence hani başarılı bir iş ortaya çıkartabilmek istiyorsanız ve eğer bireysel çalışmıyorsanız, yani hiç olmadığı kadar birbirimize bağlı bir dünyada yaşıyoruz şimdi. İletişim gerçekten, yani ne iş yaparsanız yapın, yani mühendislik de yapsanız, işte edebiyatla da uğraşsanız, iletişim en önemli yeteneklerden bir tanesi. Ve yani bilmiyorum işte belki Türkiye'de biraz daha üzerine düşülebilecek şeylerden biri de bu. Hani grup çalışmaları, yani tabii ben 7 senedir yurt dışında yaşıyorum. Şimdi tabii ki çok ne kadar yorum yapsam yanlış olacak ama hani mesela ben Danimarka'da yüksek lisansımı yaptığımda da en çok şaşırtan şeylerden biri çoğu dersimizin grup projesi odaklı olmasıydı. Yani ben yüksek lisansa başlayana kadar da yani grup çalışmalarından genellikle pek hoşnut olmazdım. Yani bireysel çalışmayı tercih ederdim. Çeşitli sebeplerden dolayı diyelim. Ama grup çalışması gerçekten çok önemli. Yani bir arada çalışabilmeyi küçük yaştan öğrenmek gerekiyor. Belki verebileceğim tavsiyelerden biri de bu. Yani şey olmasa da yani çalıştığınız herkesle anlaşmak zorunda da değilsiniz. Ama o kültürü birazcık bilmiyorum küçük yaştan sağlamak gerekiyor sanırım. Yani bir arada bir şeyler yapmasını öğrenmek gerekiyor. Evet. Kemal, bu arada senden kulaklık takmanı rica edebilir miyim? Belki senin taraftan da geliyor bir fayda var mı? Hadi de öyle deneyelim, tamam. Kısa bekle. Tabii. Ben de yanın aşağıdaki soruları okuyorum da bu ekle sorunu çözülmeden girmek istemiyorum. Tamam, bir saniye. Şimdi nasıl? Deneme. Bir iki. Evet, kendi sesimi duymuyorum. Umarım siz de duymuyorsunuzdur. Şu ana kadar beni dinlemeye devam ettiğiniz için teşekkür ederim ben konuştuğumda. Çünkü cidden berbat bir eko geliyordu benim kulağımda. Şöyle, ben aşağıdan gelen soruları okuyorum bir yandan da. Sanırım bir tanesine çoktan cevap verdin. Bir tane soru bir oyun üzerine kaç kişinin çalıştığına yönelikti. Sen 600 civar bir şeyler dedin galiba bir oyun için mi? Yoksa o genel mi? Yani şirketimizde 600 kişi çalışıyor dedim ama yani bizim şu anki proje üzerinde 400'e yakın kişi çalışıyor. Muhteşem, harika. Peki bu proje hakkında bize küçük bir ipucu verebilir misin? Yani çok aşırı gizli bir proje mi?
Yok yani duyuruldu işte yani Battlefield serisinin yani detayları paylaşamıyorum ama ya Battlefield serisinin yeni bir oyunu üzerine çalışıyor bizim firmamız şu anda. Harika, muazzam. Diğer bir başka soru ise alttan gelen yine. Bu olay tamamen mobil mecrada mı artık daha mı hızlı büyüyor yoksa hala PlayStation ya da PC mi daha önemli diye bir soru gelmiş. Senin yani, fikrini alalım bu konuda lütfen. Yani işte, mobil oyun sektörü daha hızlı gelişiyor tabii ve daha fazla kullanıcı var mobil tarafta. Yani erişim daha kolay olduğu için. Ama yani PC ve PlayStation oyunları önemini hala koruyor. Yani ticari olarak baktığınızda da işte PlayStation veya bilgisayar yayınlanan oyunlar işte şey ayrımı yapıyoruz. İşte AAA denir. AAA seviyesindeki oyunlar. Onlar işte piyasada 60 dolara falan satılıyor baz ücret olarak. Yani mobil oyunlar öyle bir fiyatlandırması yok. Genellikle hatta çoğu ücretsiz olup oyun içindeki ürünler satılarak para kazanıyorlar. İşte free to play diyoruz o yönteme de. Ama yani dediğim gibi şeyler önemini koruyor bilgisayar oyunları ve konsol oyunları. Ve yani onun pek değişeceğini sanmıyorum. Yani oturmuş bir düzen var. Yani orası o işte bizde yok. Mesela Türkiye'de o AAA seviyesini dediğimiz bir firma maalesef yok. Yani bu biraz önce konuşmanın başında da bahsettiğimiz şirketler daha çok işte mobil veya web içerikli oyunlar geliştiren firmalar. Yani daha küçük çaplı oyunlar geliştiriyorlar. En büyüğü Ankara'da bir firma var. Tailwords adında Mount & Blade adlı bir oyun geliştiriyorlar. Orada yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Yani işte 100-110 arası kişi çalışıyor. ODTÜ Teknokent içerisinde bulunuyorlar. Onlar hani en büyük çapta firma Türkiye'de. Ve yani şeyde yani beni en çok şaşırtan şeylerden biri de hani İsveç ve Türkiye'yi kıyasladığında İsveç'te, yani İsveç'in yıllık ekonomik hacmi oyun sektöründe yaklaşık 3 milyar dolara yakın. Türkiye'nin ise yani nüfusumuza rağmen 1 milyar dolar sadece. Yani, İsveç'in nüfusu 10,5 milyon. Yani 3 katı daha fazla Türkiye'den İsveç'in nüfusu 8 kat daha az olmasına rağmen. Ve yani burada çok daha fazla işte AAA seviyesinde dediğimiz oyunlar var. İşte Minecraft, işte Candy Crush bu tarz oyunlarda İsveç'te geliştirilen yapımlar. Ve yani o çok büyük şaşırtıcı yani işte niteliğin önemini somut bir şekilde gösteren örneklerden biri. Hani çok fazla insana ihtiyaç çok önemli olan nitelikli iş gücü. Evet muhakkak. Buradan birazcık daha farklı bir yere geçiyorum bu soruyla. Canlı yayında oynanan oyunlar hakkında ne düşünüyorsun? Yiğit bunu furya olarak telendirmiş. Doğru da aslında birazcık böyle bir furya var. Hani böyle canlı yayında oynama, bunu böyle kendine oyunlarken çekme, bunları YouTube'da channel açma vesaire gibi şeyler. Senin fikirlerini alalım. Ya işte Twitch en büyük örneği sanırım işte. Evet. Microsoft falan da denedi ama başarısız oldu başka bir şey. Ama işte YouTube'da falan yapan da var, Facebook'ta yapan da var o tarz canlı yayın yapanlar. Yani zaman zaman ben de izliyorum. Yani ben işte yani çok takip etmesem de şey açısından iyi oluyor. Bazen böyle bazı yayıncılar var. Oyun tanıtımı yapar gibi hani bazı oyunlar işte demosunu gösteriyorlar veya böyle öyle yani benim takip ettiğim bir yayıncı var öyle pazar günleri işte her pazar günü bir saatliğine farklı bir oyun oynuyor. Yani benim kendim hani öyle alıp oynamaktansa birinin öyle fikir verme açısından oyunu oynayıp göstermesi faydalı yani işimin parçası zaten. Sen geri bir bildirim yerde kısmına bakıyorsun. Evet. Oradan aldığın geri bildirim hani test grubuna dahil eder gibi hani. Evet evet yani işimin de parçası olduğu için biraz sektörü de takip etmek gerekiyor. Ben o çok pragmatik bakıyorum yani, o açıdan. Ama yani şey yani belki de o tarz Twitch'in en çok büyümesini sağlayan faktör e-spor kavramı. Hani e-spor dediğimiz bir şey oluştu. Hatta
Bahçeşehir Üniversitesi falan da galiba e-sporculara bildiğim kadarıyla burs falan verebiliyor. Yani Türkiye'de bazı üniversitelerde bunu spor gibi kabul ediyorlar. Ve hatta yani korona vaktinde daha da o sektör de büyüdü diyebiliyorum. Yani zaten oyun sektörü 2020 yılında %20 büyümüş mesela. Guardian'da okuduğum bir makale vardı 2020'ye dair ve yani şey şu anda global olarak hacmi 180 milyon dolar, milyar dolar falan oyun sektörünün. Bununla beraber e-spor endüstrisi de büyüdü tabii. İşte o, Dota, işte Counter-Strike gibi bazı yapımlar var. İşte şimdi chatte ben de görüyorum. İşte Galatasaray'ın e-spor takımı var. Fenerbahçe Beşiktaş'ın da var bildiğim kadarıyla. Böyle bazı yani spor büyük spor kulüplerinin kendi e-spor takımları da var. Ve yani ciddiye alınmaya başlandığını görmek güzel. Yani orada da yani büyük rakamlar dönebiliyor. Yani böyle 10 milyon dolarlık turnuvalar falan düzenlenebiliyor dünyanın farklı yerlerinde. Yani bir o da işte kendi içerisinde dijital bir spor olarak fenomen olmaya başladı. Yani en azından ekonomik olarak bazı sporlardan aşağı kalır yanı yok. Yani işte yaşadığımız dijital çağın bir yaratıcı endüstri ürünü oldu. En nihayetinde işte Twitch de bunun sonuçlarından biri. Evet. Biraz daha sorulara bakıyorum. Tuna Hoca şey sormuş. Kemal sen oyun oynuyor musun? Bunu ben cevaplayayım daha önce geçtiği için. Hayır, kendisi çok oyun oynamıyormuş. Daha çok yani yapma kısmında olduğu için. Başka gelecekteki oyun dünyasında gelişmeler nedir? Yani hani senin böyle öngörebildiğin şeyler var mı ya da bizimle paylaşabileceğin öngörülerin var mı geleceğiyle alakalı o video oyun sektörünün? Yani işte şey bir ara çok popüler olması bekleniyordu. İşte virtual reality ve augmented reality, VR ve AR diyoruz. Evet. Yani kısmen belki oldu da işte AR uygulama alanları daha geniş. İşte oyun olarak da Pokemon Go bunun güzel bir örneğiydi. Yani insanlar hani bir de oyun dediğimizde işte bilmiyorum. Belki işte Pokemon Go gibi oyunlar o açıdan hani algıyı da değiştirdi. Çünkü hani oyun dediğinizde sadece işte eve kapanıp oynadığın oyunlar canlandırdı insanların gözünde. Ama işte Pokemon Go sizi dışarı çıkmaya yönlendiren bir yapımdı. Yani işte Pokemon yakalamak için fiziksel olarak işte belli mekanlara gitmeniz gerekiyor. Ve hatta işte orada başka işte şey yapmak istiyorsanız belli bir Pokemon'u, popüler bir Pokemon yakalamak istiyorsanız başka bir Pokemon Master'la kapışmak zorunda kalabiliyorsunuz falan. Yani böyle sizi fiziksel olarak sosyal etkileşime girmeye zorluyor o tarz bir yapım. Benzer şeyler de oldu. Yani bildiğim kadarıyla Minecraft'ın falan da Türkiye'de olmasa da İsveç'te falan da o tarz AR oyunları çıktı. İşte Lego'nun falan o tarz şeyleri var. Yani augmented reality şey alanı da geniş tabii. Yani sırf oyunlar haricinde çeşitli işte mühendislik alanlarında falan da kullanım alanı daha geniş. O yani başarılı oldu bile. Çok gelişmemiş olsa da henüz. Virtual reality işte onun biraz daha zamanı var diyelim. O da en nihayetinde bence başarılı olacak. Yani böyle tarihe baktığınızda 80'lerden beri sürekli bir virtual reality yatırımı olmuş. Ama işte eski cihazlara bakıyorsunuz. Eskiden böyle işte masa büyüklüğünde işte bilgisayarlarla virtual reality'ye bağlanırlarmış. Şimdi işte biraz daha küçüldü. İşte o Facebook'un Oculus'u falan var. Onlarla beraber yani neredeyse gözlük boyutuna geldi ve hani ekstra bir cihaza bağlamanıza da gerek kalmıyor o tarz yeni teknolojiler sayesinde. Ama yani şey olabilmesi için gerçekten ticari olarak da başarılı olabilmesi için yani benim taktığım gözlük gibi bir şey olması lazım. Virtual reality'nin yani çok portatif ve kullanışlı hale gelmesi lazım. Teknoloji o seviyeye henüz gelmedi. Yani bu şey de olabilir. Yani lens şeklinde de olabilir. Yani virtual reality'nin başarılı olabilmesi için o seviyeye gelmesi lazım ve en nihayetinde bence o seviyeye gelecek ama daha bir herhalde 10-20 yıl daha var. Güzel, daha varmış. Evet. İlkin aşağıdan bir soru yollamış. Selam Kemal, EdTech sektörü hakkında ne düşünüyorsun diye. Ne sektör hakkında? EdTech. Yani şey reklam teknolojileri konusunda. Sanırım öyle, evet. Bakıyorum.
İlkin de bizim İlkin sorunu anında. birazcık açabilirsen aşağıdan. Ben Evet, o tek. sırada başka bir soruya geçebilirim. Türkiye'de gamerler arasında kadın erkek oranının oldukça yakın olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru? Sen takip ediyor musun Türkiye'deki gaming şeyini, durumunu yoksa? Mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum, evet. Ve yani hala muhtemelen erkeklerin egemen olduğu bir sektör maalesef. Ama yani o, bilmiyorum tabii, şey, istatistik olarak da nereye baktığınıza göre değişiyor. Çünkü ne kadar doğru okuduğumuz istatistiklerde bilmiyorum ama yani beklenenin üzerinde, yani yarı yarıya olmasa bile evet, beklenenin üzerinde kadın oyuncu mevcut Türkiye'de de. Ama dediğim gibi detayları ben de bilmiyorum yani. Evet, çok teşekkürler yine de bu cevabın için. Efe Fırat birkaç şey yazmış. Kanada'da Civilization serisi EDU versiyon çıkardı. Tarih eğitimi için okullarda. Tarih nosyonu ve algısı açısından oyun dünyasında yapılan tartışmalar var mı? Yani derslerde kullanmış. İsveç'te de bazı işte o Civilization falan kullanılıyor şey olarak. Yani nasıl işte bizim de tarih hocalarımız film izletirdi, değil mi? Biz tam disyondayken bazı dönemleri açıklamak için. Yani oyunlar belki o açıdan daha da başarılı filmlere göre. Çünkü kendiniz deneyimlemeniz gerekiyor anlayabilmek için. Yani belki hani birebir olan şeyi yaşamıyorsunuz ama işte Civilization falan da belli kuralları olan bir simülasyon. Ve işte hani oradaki kural işte bazı kuralları var. Örnek olarak işte hani güçlü olmalısınız. İşte güçlü olmak için askerinizin olması lazım. İşte ekonominizi güçlü tutmalısınız. Hani şeyi işte yani Civilization kapitalist sistemin kurallarını anlamanızı direkt olarak deneyimlemenizi sağlayan bir yapım. Yani tarih öğrenmek açısından şey olmasa, dediğim gibi mantığını kavramınızı sağlıyor. Yani içselleştirmenizi sağlıyor. Ve yani şeye göre değişiyor tabii. Yani çeşitli okullar, üniversiteler bunu farklı amaçlar için kullanıyor. İşte Assassin's Creed serisi vardır. O da bazı onun da mesela şey eğitim versiyonları mevcut. Mesela Mısır'da geçen yapımı veya Antik Yunan'da geçen yapımları var. Onun sırf böyle şey turistik ziyaret gibi yapılabilmesi için çıkartılan versiyonları var. Hani oyunu oynamıyorsunuz da ama işte orada bir üç boyutlu ortam mevcut. Turistik gezi yapar gibi işte gezebiliyorsunuz, işte piramitleri olsun, oyunda geçen mekanları ve daha fazla bilgi öğrenmenizi sağlıyor. Yani farklı amaçlar için kullanılıyor. Ama hani spesifik olarak tarih nosyonu ve algısı açısından yapılan tartışmalar ben çok aşina değilim. Muhakkak vardır ama ben bilmiyorum. Anlıyorum. Bu arada ilkinden de cevap gelmiş. Evet, reklam teknolojilerinden bahsediyorum dedi. Evet. Varsa bu konuda bir iki kelime. Yani oyun reklam teknolojilerinde kullanılan bir şey tabii ki. Yani Türkiye'den örnek olarak şey vardı daha. Ya son dönemdeki örnekleri bilemeyeceğim ama işte 2000'lerde daha işte mesela Yoğurt Teknolojileri diye bir firma vardı. Eti firmasıyla işte ne Eti Yami miydi? Onun reklamını yapmışlardı. Mekanik İstila diye bir oyun geliştirmişlerdi. Hani ücretsiz verilen bir oyundu. Sırf reklam amaçlı geliştirilmişti. Veya şey vardı. Strand C4'ün bir oyunu çıkmıştı. 2009 yılında falan, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle hani reklam içinde de evet kullanılan bir tür oyun. Ama yani şey ya bazen işte şey olarak da denk gelebiliyorsunuz internet sitelerinde falan da böyle daha etkili ve çarpıcı olması için işte interaktif oyunlar yapıyorlar. Hı-hı. küçük. Ama yani benim çok o ilgilendiğim bir alan değil diyeyim. Anlıyorum, yine de çok teşekkürler. Ben yukarıda geçtiğim bir soru vardı daha sona doğru bırakmak için. Atlamadım. Utku Gökalp'ten geliyor soru. Bunu aslında birazcık yayının başlarında daha çok değinmiştik. Oyun geliştirme temellerini öğrendikten sonra kendinizi geliştirme konusunda nasıl ilerlediniz diye sana bir soru yöneltmiş. Pardon, tekrar alabilir miyim soruyu Fert? Oyun geliştirme temellerini öğrendikten sonra mikrofon hangisi burada? Kendinizi geliştirme konusunda nasıl ilerlediniz
demiş. Yani temelleri öğrendikten sonra. Yani Türk, işte şimdi dediğim gibi artık internetin gelişmesiyle daha kolaylaştı bilgiye ulaşmak. Ama temelleri öğrenmek aslında meseleydi 2000'lerde. Yani biz lisedeyken temeli öğrenmek de mesele. Çünkü şey yok, kaynak yoktu. İşte doğru düzgün İngilizcemiz de yoktu. İşte o zaman Fransızca kaynakta bilmiyorum. Erişmesini bilmiyorduk belki. Türkçe kaynak da yoktu zaten. İşte böyle alternatif yollardan kaynaklara ulaşıyorduk diyelim. Ama ya, temelleri öğrenmek aslında zor bir şeydi. Kolay bir şey değildi. Yani hele ki çevrenizde sorabileceğiniz hiç kimse yoksa. Ama işte şey, yani 2010'lardan sonra dünyadaki, yani oyun sektörü de değişti. Bir devrim oldu aslında oyun sektöründe. O da nedir? Oyun motoru devrimi. Şimdi 2010'lu yıllardan önce, yani bir oyun yapabilmek için, mesela sinemadan örnek verelim. Bir film çekilmek için neye ihtiyacınız var? Kameraya, değil mi? Veya en basit bir kitap yazabilmek için neye ihtiyacınız var? En azından bir kaleme ihtiyacınız var. Veya resim yapmak istiyorsanız bir fırça. Yani bir araca ihtiyacınız var, değil mi? Oyun yapabilmek için de oyun yapmanızı sağlayan oyun motorları var. Yani bunlar işte birer oyun motorları, en nihayetinde yazılım. Oyun yapmanızı kolaylaştıran. Yani Word gibi, değil mi? Word işte yazı yazmanızı sağlayan bir yazılım. İşte oyun motorları da oyun yapmanızı sağlayan bir yazılım. Şimdi 2010'lu yıllardan önce oyun sektöründe çok fazla yapım yoktu yani. Bir oyun yayınladığınızda ticari başarı ulaşması daha kolaydı. Çünkü rekabet azdı. Piyasada fazla yapım yoktu o zaman. Çünkü oyun yapmanın kendisi teknik olarak zor bir süreçti. Ve diyelim hani oyun yapmak istiyorsunuz, iki seçeneğiniz var. Ya işte kendi oyun motorunuzu baştan yazmanız gerekiyor bir ekip kurup ki yani üç boyutlu bir oyun yapmaya çalıştığınızda hani 2-3 yazılımcı ile bile senelerce sürebilecek bir süreç bu, sıfırdan oyun motoru yazmaya kalkarsanız. Ya da ikinci bir seçenek var, daha kolay bir seçenek. Piyasadaki hazır oyun motorlarından birini satın alırsınız. Sorun şuydu, işte o dönem yine piyasada oyun motorları vardı. Fakat yani en ucuzu bile böyle 500 bin dolara falan satılıyordu. Yani bir o yazılıma erişebilmek için bile bir sermayenizin olması gerekiyordu. 2010'da piyasa tamamen değişti. Neden? Çünkü işte benim o Danimarka'da benim de çalıştığım Unity firması bu oyun motorunu, kendi geliştirdikleri oyun motorunu ücretsiz olarak servis etmeye başladılar. Yani zaten mottolarından biridir Unity'nin, oyun yapımını demokratikleştiriyoruz. Yani alt başlıklarından biridir Unity'nin slogan olarak kullandığı. Ve o yani sektörü tamamen değiştirdi. Yani bugün işte biraz önce bahsettiğimiz bütün o mobil büyük peak games gibi, rolling games gibi yapımlarda aslında birçok yapımında Unity'yi kullanarak bu başarıya ulaştılar. Yani işte tek eksepsiyonel örneklerden biri işte o Ankara'daki ekip. Onlar kendi teknolojini geliştiriyor hala. Ama dediğim gibi yani o çok şey, tek bir örnek var zaten bütün ülkede. Geri kalan herkes, yani işte hani mobil oyun sektörü gelişti dedik Türkiye'de de. Bunun en büyük sebeplerinden biri, yani bunu olanak veren en büyük sebep Unity gibi. Yani önce Unity'ydi sektörde ücretsiz olarak yayınlanan. O Unity'den sonra başka şirketler de aynı modeli uygulamaya başladı. İşte bunun en büyük örneklerinden biri Epic Games adlı firmanın yayınladığı Unreal oyun motoru. Sonra işte başka şirketler de bu sürece dahil oldu, bu rekabete dahil oldu. Ve hani o tarz şirketlerin atılımları sayesinde oyun yapımı demokratikleşti. Ve işte herkes basit bir şekilde oyun üretebiliyor şu an günümüzde. Ben de şey işte yani yüksek lisansa başladığımda veya lisanstayken, ben lisanstayken öğrenmeye başlamıştım Unity'yi. O da oyun sektörüne girişimi biraz daha kolaylaştırdı. Yani daha çabuk benim de proje üretebilmemi sağladı. Ya işte şeyi de yapmıştım. Lise, üniversite sondayken yine Türkiye, İstanbul'daki oyun şirketlerinden birine de dahil olmuştum ben. Nowhere Studios adında. Monochrome adlı bir platformer tarzında, işte böyle yani Mario türünde bir oyun geliştirmişlerdi. İlk profesyonel deneyimim aslında o ekiple olmuştu. Hani direkt prodüksiyon içerisinde çok yer almış olmasam da ilk hani bir oyun üretim sürecini orada o
atmosferi teneffüs etme fırsatım olmuştu o ekipte üniversite sondayken. Yani part time olarak çalışmıştım zaten üniversite devam ettiği için. Ama sonra yani asıl büyük atılımım da benim tabii ki yurt dışına açılmamla oldu. İşte Danimarka'ya gittiğince, Kopenhag'da oyun tasarımı üzerine yüksek lisans yapınca. Orada hani konuşmanın başında da bilmiyorum şimdi eko oldu diye deyince ne kadar anlaşıldı bilmiyorum ama hani grup çalışmasının hani o kolaboratif çalışmanın önemini vurgulamaya çalıştım. Ve yani ilk olarak hani onun nasıl verimli bir şekilde yapılabileceğini Danimarka'da gördüm. Hani sadece tek başıma değil de birkaç kişiyle bir araya gelerek çalışmalar ortaya çıkarmaya çalıştık. Çünkü dediğim gibi yani ne kadar bireysel olarak yetenekli olursanız olun muhakkak birileriyle ya yardım almanız gerekiyor. Gene hani eksepsiyonel böyle deha gibi tipler var. Tek başına böyle 5 yıl odasına kapanıp oyun yayıp yapan ve sonra böyle milyoner olan falan tipler var ama yani çok ender. Yani çok ender o tarz kişiler dünyada. Genellikle hani çıkan, yayınlanmış yapımlara baktığınızda muhakkak bir grup çalışması olması gerekiyor. Yani herkesin her alanda başarılı olmasını beklemek bence pek mantıklı bir şey değil. Yani muhakkak bazı alanlarda eksiğiniz olabiliyor. Yani işte üniversitede hani teknik açıdan değil de dediğim gibi böyle yani işte proje yönetimi olsun, işte grup olarak çalışma olsun, o tarz konularda gelişmeler. Ben şeyi de düşünmüyorum bu arada. Hani her bir disipline kendi içerisine baktığınızda Türkiye'de aslında her disiplinden başarılı, yetenekli kişiler çıkıyor. Yani işte çok başarılı yazılım mühendisleri de var, sanatçılar da var. Yani hepsi var ama ya bence eksik olan unsur bir arada çalışabilme kültürü. O bizde eksik. Maalesef dediğim gibi iletişim konusunda zayıf olduğumuzu düşünüyorum. Yani aynı dili konuşsak bile anlaşamayabiliyoruz. Yani birçok kez ben de orada işte öğrencilik hayatımda çektim. Yani aynı dili konuşuyoruz ama anlamıyoruz birbirimizi. Önce birbirimizi anlayabilmemiz gerekiyor. Yani o başarı için gereken kriterlerden bir tanesi. En büyük kriterden birisi o. Evet, katılıyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kemal, çok teşekkürler bu keyifli sohbet ve bizimle deneyimlerini paylaştığın için ve fikirlerini paylaştığın için. Yayına çok geç katılmış olanlar için bu zaten IGTV'ye de yüklenecek. Yani bunu baştan izleyebilirsiniz kısa bir süre içerisinde. Katıldığınız için çok teşekkürler. Kemal, bize de zamanla ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz herkese. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağ ol.